Evet, bu dersimizde de linklerle ilgili aynı sayfa içindeki herhangi bir yere link vermeyi göstereceğim. Şimdi bunun için hemen bir örnek çalışma hazırlayacağım ben. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi linklerimizi buraya hazırlıyorum. Ahref diyorum. Burada diyez işaretini kullanacağım linkin gitmesi gereken yere. Ve buraya mesela birinci konu diyelim ya da konu 1 diyelim, şu şekilde isimlendireyim ben. Konu 1 diyorum. Şuraya yazıyorum. Konu 1'e git diyorum. Bunları şöyle çoğaltalım. 1 olsun. 2 3 4 ve 5. 5 tane konumuz olsun. Şimdi bunları şöyle yapacağım. Öğrendiğimiz etiketlerle yapmaya çalışacağız. H1 diyorum. Birinci konu başlığı diyorum. Şöyle bunları çok kopyalayacağız. Az da kod yazmamak için. Paragraf etiketini açıyorum ve paragraf etiketini kapatıyorum. Buraya da yine internet sayfalarından herhangi bir tane daha önce kullandığımız neydi? HTML şey pardon, Lorem Lipsum'dan bir paragraf alalım. Hemen şuradan bir paragraf etiketini paragrafı kopyalıyorum. Bizim birinci konumuzun olduğu yere. Şöyle biraz uzun olsun ki olayı daha iyi anlayalım. Kaydediyorum. Birinci paragraf. Şu şekilde geliyorum, kopyalıyorum aynısını. Ya, ikinci konu başlığı diyelim buraya. İkinci konu başlığı. Aynısını bir tane daha kopyalıyorum. Üçüncü konu başlığı. Bir tane daha kopyalıyorum. Dördüncü konu başlığı. Bir tane daha kopyalıyorum. Etiketlerin dışından başlıyoruz dikkat ettiyseniz. Beşinci konu başlığı diyorum. Beşinci konu başlığı. Şimdi sayfayı açtığımda A etiketine yapmıştık gene. Reload diyorum, bakın. Şimdi böyle bir hiyerarşimiz oldu. Konu 1'e git diyor hepsi. Onlar neden öyle oldu? Onlar da şuradaki yazıdan dolayı. Konu 1'e git. Şöyle diyelim, birinci konuya git diyelim. Birinci konuya git. Bunları da kopyalayalım. Şöyle birinci, ikinci diye. Kopyalıyorum hızlıca. Üçüncü, beşinci de kopyalım. Birinci, şuraya ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Beşinci diyorum ve sayfayı tekrar yenilediğimde bakın birinci konuya git diyor. İkinci konuya git diyor. Tıkladığımda şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle adres çubuğuna bir daha bakarsak. Adres çubuğunda A etiketi, a-etiketi.html. Ben birinci konuya tıkladığımda altta da durum çubuğuna da bakabilirsiniz. Tıkladığım anda bakın konu 1 yazıyor. 2'ye tıklıyorum konu 2. 3'e tıklıyorum konu 3. Aynı sayfanın içindeyiz şu anda ama hiçbir yere gitmiyor şu an için. Paragraflar biraz kısa oldu gibi. Paragrafları da şöyle ben uzatacağım biraz. Hatta şöyle yapalım. Bunları da bir paragrafın içine alalım. Daha okunaklı olsun. Ya da şöyle yapalım ya. Aynı paragrafın içine koyalım. Yoksa sıkıntı olabilir biraz daha. Şu uzunca yapacağım makaleleri biraz. Bunları da kopyalıyorum. İki. Hepsini 3 satırlı yani 3 paragraflık yaptım. Bunu yapmamın sebebini de göstereceğim. Bunu da ekledim. Paragrafın sonuncusunu da ekledim. Evet. Şimdi bunu yaptım. Sayfamız şöyle kısaydı biraz. Şimdi tekrar yüklediğimde biraz daha bakın uzun oldu sayfamız. Şimdi birinci konu başlığı diyor. Şimdi biz gideceğimiz yere şöyle bir şey yapacağız. Burada diyez işareti koyduk. Tabi diyezleri daha sonra öğreneceğiz ama bu gideceğimiz yere ki adresin neresi olacağını belirtecek burası. Konu 1. Peki bunu neyle belirteceğiz buradaki etikette? Hangisine yazarsam yazayım fark etmez. H1'in içine geliyorum. ID şeklinde bir isim veriyorum ve buna konu 1 diyorum. Niye konu 1 dedim? Çünkü burası birinci konu. Burada konu 1 yazıyor. Buraya ne yazdıysam, şuradaki diyezin içine ne yazıyorsa buraya da aynısını yazmam lazım. Diyez olması ID ile alakalı. Yani ID olduğu için diyez oluyor. Bu şekilde yaptığımda konu 1'e girecek. Bunların hepsini ben şu şekilde, bunları da hızlıca tekrar uğraşmayalım. H1. Bunları istediğimiz etiketin içine yazabiliriz arkadaşlar. Sakın ha
sadece H'lerin içinde olduğunu düşünmeyin. Daha sonraki ilerleyen derslerimizi yapabiliriz. Yani bu bir div olabilir. Çünkü öğrenmediğimiz etiketler olduğu için ben öğrendiklerimizin üzerinden gidiyorum. Bir tane daha yapalım. 4. Kafanızı karıştırmamak adına, yani bildiğimiz şeylerden yapalım istiyorum. 5. Zannedersem bitti herhalde. Şimdi tekrar sayfayı tazele dediğimde, evet şimdi bakalım. Zaten bakın kendisi otomatik olarak gitti, dikkat ettiyseniz, fark ettiyseniz. Şimdi buradaki alana tıklıyorum. Ben 5. konuya git dediğimde, bakın 5. konu direkt oraya geldi. Peki buraya gelmemesinin sebebi ne? Buraya gelmemesinin sebebi normalde bu sayfanın burada bitmiş olması. Bakın dikkat edin. Eğer şöyle geri yukarı çıkayım. Mesela 2. konuya git dersem, bakın 2. konu direkt başa geliyor. Bu şöyle geri tekrar yukarı çıkıyorum. Kontrol Home tuşuyla yapıyorum. Şu anda biz onun yukarı çık alanını yapmadık. 4. konuya git dediğimde, bakın 4. konu başlığı. Yukarı çıkıyorum. 5. konuya git dediğimde 5. konu gelmiyor demiştik. 3. konuya git diyorum. 3. konu geldi. Bu şekilde bir sayfanın içinde kullanıcıları hızlı bir şekilde, bunları daha sonra JavaScript'le daha efektif olarak mesela aşağı doğru kaydırarak da yapabiliriz. Onlarla ilgili pluginler ya JavaScript kodları veya kendimize yazılabilir belki. Bunları kullanabilirsiniz. Bu da bir sayfanın içinde nasıl linklendirme yapılacağı. Buradan isterseniz bu A etiketinin bunun yanına yukarı çık diye bir başlık ekleriz. Buraya bir tane daha ID ile en üst deriz mesela. Üst nokta deriz. Buraya bir alan atarız. Bunları da oradan tekrar buraya geri yönlendirebiliriz. Onu ben şu anda yapmayacağım. Aynı mantık. Yani buradan tam buradaki işlemin tam tersini yapacağız. Buraya bir tane yukarı diye bir alan oluşturacağız. Bir div yapacağız buraya. Bunların hepsini yanına link vererek hepsini aynı yere yönlendireceğiz. Konu 1 diyebiliriz mesela. Konu 1'e gidebilir hepsi. Hepsinin yanına şu şekilde örneğinde göstereyim. İsterseniz şöyle yapalım. Ahiref. Yani ben buraya şunu yazarsam ahiref diye mesela konu 1 dersem şu şekilde linkle A diyorum. Örnek bir tane yapacağım. Bu ikincideymiş. Başa dön diyelim mesela buraya. Başa dön. Konu 1. Burası 1 olacak. Evet bakalım şimdi ne oldu. Bakın konu 2'de başa dön dediğimde bakalım nereye geldi. Tabii başa dön dediğimiz yer neresi? Konu 1'in olduğu yer. Şöyle bakalım. Buraya da o zaman şöyle yapacağız. Konu 1 değil de baş diyelim buraya. Şimdi konu 1'e tıkladığımızda tekrar olduğu yere gidiyor çünkü tıkladığımızda. Konu 1'in olduğu yere geliyor. Buraya başa dön diyelim. Başa dön. Ve buraya da kendimiz bir div oluşturalım. Div ID. Burası da yani şöyle yapalım. ID başa dön. Div ile oluşturalım. Divleri görmemişken dersen bu paragrafta yapabiliriz. Fark etmez. Bakalım ne gelecek. Başa dön dediğimizde direkt ilgili bakın buradaki yere gidiyor. Bunu alt satıra koyarsak buradaki başa dönü nereye koyarsam oradan en başa dönecek. Mesela en alta koyalım bir tanesine. Şuradaki elemanın üstüne koyuyorum. Sayfa girdim. Şu anda en alttakine koyduk. Yanlış yaptık herhalde bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Bunu kopyalayamamış herhalde. Başa dön diyelim. Evet, başa dön. Tekrar sayfayı yenilediğimizde bakın başa dön diyor. Tıkladığımda ilk divin orası neresiyse buradaki ilgili yere gidiyor. Bu da önemli. Yani aynı mantıkta buradaki ID'ye ne verdiysek, yani buraya ne verdiysek o ID'nin olduğu yere gidiyor. Onu buluyor bakın şuradaki yere. Otomatik olarak oraya gidiyor. Bunu daha farklı da yapabilirdik. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu ders biraz uzun oldu ama linklerle ilgili nelerimiz kaldı? Dosyaya ve maile ve resimlere link vermeye. Bunları da bir sonraki derste göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.